Ortalama değer teoremi ile ilgili birçok videomuz var. Ama bu videoda ortalama değer teoreminin üzerinden kısaca geçip bu teoremle ilgili belirli integraller, yani bir fonksiyonun ortalama değeri arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Ortalama değer teoremine göre a b kapalı aralığında bu ab'nin de aralığa dahil olduğu anlamına gelir ve ab açık aralığında türevlenebilir olan ab açık aralığı da fonksiyonun a ve b noktalarını türevlenebilir olmasının gerekli olmadığı anlamına gelir. Neyse çok karıştırdık. Evet ab kapalı aralığında sürekli ve ab açık aralığında türevlenebilir bir fonksiyonumuz varsa bu iki uç nokta yani a ve b arasındaki bir c değerinde aslında c sayısı desem dersem daha doğru olabilir a küçüktür, c küçüktür, b olarak yazıyorum ve can alıcı noktaya geldik. Fonksiyonumuzun bu c noktasındaki türevi ya da bu noktadaki teğetin eğimi fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değişim hızına eşittir. Değişim hızını bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi olarak da düşünebilirsiniz. İki nokta arasındaki eğim, y'deki değişim, yani fonksiyonun bu iki noktada aldığı değerler arasındaki fark ve bunu fb eksi fa olarak ifade edebiliriz. Bölü b eksi a'ya eşittir. İki nokta arasındaki eğim, y'deki değişim, bölü b eksi a'ya eşittir. Ortalama değer teoremini ilk kez diferansiyel kalkülüste görmüş ve o zaman biraz daha ayrıntıya girmiştik ama her şeyin gözünüzün önüne gelmesi adına şöyle yapalım. Burası a, burası da b olsun. Fonksiyonumuzu da bu şekilde, böyle enteresan bir eğri olarak çizelim. Burası f A, burası da fb olsun. İfadenin bu kısmı, yani fonksiyonun bu iki noktada aldığı değerlerin farkı, işte burası oluyor. Bunu bir de x değerindeki değişime böldüğümüzde, yani y'deki değişimin x'deki değişime oranı, bu iki noktayı birbirine bağlayan doğrunun eğimidir ve ortalama değer teoremine göre de bu aralıkta bulunan bir c değerinde de eğim aynıdır. Mesela c noktası burası olabilir. Evet, bu iki eğim birbirine eşit gibi görünüyor. c noktasındaki teğeti de bu şekilde çiziyorum. Bu arada bu c değerlerinden birkaç tane de olabilir ama o noktadaki teğetin eğiminin aralığın uç noktaları arasındaki ortalama eğime eşit olduğu en az bir tane c noktası vardır. Tabii f'nin bu aralıkta sürekli ve türevlenebilir olduğunda unutmamamız gerekiyor. Bu ifadeyi gördüğünüzde bir fonksiyonun ortalama değerini hesaplamak için kullandığımız formüle benzediğini fark ettiniz değil mi? Fonksiyonun ortalama değerini nasıl buluyorduk? Hemen yazalım. 1 bölü b eksi a. Burada da b eksi a var. Çarpı a'dan b'ye fx dx'in belirli integrali. Ve işte şimdi işler biraz ilginçleşiyor. Burada bir türev, burada da bir integral var. Peki acaba bunların arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Bir bakalım. Bu ifadeyi eğer dikkatli incelediyseniz, paydayı bu şekilde ifade edebileceğimizde fark etmiş olabilirsiniz. İsterseniz hemen videoyu duraklatın ve bunu deneyin. Hatta bir de size ipucu vereyim, burada fx yerine f üssü x olduğunu düşünün. fx'in türevinin olduğunu düşünün. Bunu hemen baştan yazacağım. Buradaki ifade A'dan B'ye f üssü x dx'in belirli integralidir. Düşünsenize f üssü x'in ters türevini alıyorsunuz. Sonuç ne olur? f x. f x'i B değerinde değerlendirip bundan f x'in A'da aldığı değeri çıkaracaksınız. Evet, bu ikisi birbirine eşittir. Paydadaki B eksi A'yı da unutmayalım. Evet, ilginç değil mi? f'in türevinin c'de değerlendirildiğinde elde ettiğimiz değerle türevin ortalama değerinin eşit olduğu bir c değeri var. Eğer bu söylediğimle kafanız karıştıysa şöyle yapalım. gx f üssü x'e eşit olsun. Şimdi buradakine çok yakın bir şey elde edeceğiz. Evet, gc eşittir f üssü x'in gx'e eşit olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Eşittir 1 bölü b eksi a çarpı a'dan b'ye gx dx'in belirli integrali. Bu eşitliği sağlayan bir c değeri var. Buna integraller için ortalama değer teoremi de denir. Kısaca integraller için o yazalım. İşi biraz daha resmi bir dille ifade etmemi isterseniz, ekranı az aşağı kaydıralım. AB kapalı aralığında sürekli olan bir g fonksiyonumuz varsa, gc'nin Peki bu neydi? Fonksiyonun ortalama değeri, değil mi? Öyle değil mi? Evet, g(c)'nin bu aralıkta fonksiyonun ortalama değerine eşit olmasını sağlayan bir c değeri vardır. Bunun fonksiyonun ortalama değerinin tanımı olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Her neyse, integraller için ortalama değer teoremiyle karşılaştığınızda gösterimleri farklı olsa da bunun diferansiyel kalkülüste öğrendiğimiz ortalama değer teoremiyle ilişkili olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Evet, gösterimler farklı ve belki farklı yorumlamalar da olabilir ama diferansiyel kalkülüste o noktadaki teğetin eğimiyle ortalama değişimin birbirine eşit olduğu bir nokta olduğunu kabul ediyoruz. İşin diferansiyel kısmı da zaten eğimlerle ilgili düşünmemizden kaynaklanıyor. Ama integraller söz konusu olduğunda fonksiyonların ortalama değerlerine odaklanıyor ve fonksiyonun c'de aldığı değerin fonksiyonun ortalama değerine eşit olduğu bir c değeri olduğunu kabul ediyoruz. İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Eğer gx'i çizecek olursam, bu x, bu da y ekseni olsun, bu da y eşittir gx. Bu tabii ki f üssü x'e de eşit oluyor ama ortalama değer formülüyle uyumlu olsun diye bu şekilde yazmayı tercih ettik. a'dan b'ye olan aralığı da işaretleyelim. Ortalama değeri nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Evet, ortalama değerde g Ortalamada burada bir yerde olsun. İntegraller için ortalama değer teoremi bize bu aralıktaki bir c değerinde fonksiyonun bu değeri aldığını söyler.